Preferences menümüzün 3. bölümünde 2D Pattern Window Preparers özelliklerini inceleyeceğiz. 2D Pattern Window Preparers komutu 2D sahnesinde yapabileceğimiz genel ayarları barındırır. Bu komutu verdiğimizde ilgili ayarlarımız sağ tarafta yer alan Proper Editor altında açılır. Şimdi bu uygulamaya örnek olması açısından çalışma klasörleri içerisinden Preferences 3 adlı dosyayı sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Daha sonra çalışma dosyaları içerisinden Preferences 3 adlı klasöre giriyorum ve Preferences 3 adlı projeyi aç komutuyla sahnemde açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada basit bir t-shirt tasarımımız var. Şimdi komutumuzu verelim. Bunun için Preferences 2D Pattern Window Properties komutunu veriyorum. Ve ilk komutumuzun burada grid olduğunu görüyoruz. Buradaki grid komutu sahnedeki gridi gizler ya da gösterir. Ki zaten görmüş olduğunuz gibi şu an 2D sahnesinde bir grid düzlemi var. O halde bunu gizlemek için sadece yapmamız gereken bu kutuya tıklamak. Bu durumda gridimizi uncheck ederek kutuyu gizlemiş olduk. Görmek istiyorsak tekrar buradan kutuyu check ediyoruz. Sol tuşta tabii ki. Buradaki bir diğer komutumuz active grid'dir. Yani gridleri aktif etme komutudur. Aslında buradaki active grid komutu preferences altındaki snap to grid komutudur. Yani gridlere yapış. O halde ben buradan active grid komutunu verirsem bakın şu durumda ne olmuş oldu? Gridlerimin rengi koyulaştı. Bu durumda ben burada herhangi bir rectangle çizmek istersem örneğin polygon aracıyla polygon aracının vertexleri sahnedeki gridin vertexlerine yapışacak. Deniyorum. Bunun için 2D toolbar'dan polygon aracını aldım. Bakın yaklaşıyorum. Bakın burada örneğin şurada bir çizim yapacağım. Farkındaysanız şu an bu polygonun vertexleri buradaki gridin vertexlerine yapışıyor. Bir çizim yapalım. Burada bir kare rectangle oluşturalım. İlk noktamı buraya sol tuşla, ikinciyi buraya, üçüncü buraya, dördüncü buraya ve sonra bu line'i kapatmak için son noktaya tekrar tıklıyorum ve bir line oluşturuyorum. Böylece görmüş olduğunuz gibi gridin vertexlerine polygonun vertexleri yapışarak düzgün bir şekilde rectangle oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar preferences 2D pattern window properties komutunu veriyorum. Active grid'in altında görmüş olduğunuz gibi distance karşısında yani mesafe karşısında 10 yazıyor ve bunun 1 milimetre olduğunu söylüyor. Hatırlarsanız bir önceki birkaç eğitim öncesinde ne demiştik? Her bir minor çizginin birbirine uzaklığı 10 milimetredir. İstersek bunu da değiştirebiliriz demiştik. Şimdi bu çizmiş olduğumuz İki line'ın birbirine uzaklığının 10 mm olup olmadığını teyit edelim. Bunun için boş alanda sağ tuş yapıyorum ve Show Line Length komutunu veriyorum. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi her bir line'ın 10 mm olduğunu görüyoruz. Tekrar bu bilgiyi gizleyelim. Yine boş alanda sağ tuş yapıp Show Line Length komutunu devre dışı bırakıyorum. Daha sonra Transform Pattern aracıyla bunu seçip Rectangle'ı siliyorum. Tekrar Preferences 2D Pattern Window komutunu veriyorum. İstersem demek ki ben buradaki değeri 5 yaparsam artık her minor çizgi arasındaki mesafe 5 mm olacak. Okey, kapatalım Active Grid'i ve devam edelim bir sonraki komutumuzdan. Buradaki bir sonraki komutumuz Active Snapping'tir ve varsayılan olarak açık geliyor. Buradaki Active Snapping de Preferences altındaki Snap to Pattern'dır. O halde ben buradan Active Snapping komutunu ki zaten verilmiş, verirsem bu komutu. Burada örneğin 2D toolbar'dan bir rectangle oluşturursam ve bu rectangle üzerinde bir internal line oluşturmak istersem orada active snapping komutu aktif olduğu için bakın internal line'ın vertexleri buradaki pattern'ın vertexlerini yakalayacak. Görmüş olduğunuz gibi yakalıyor. Dokundum bakın yakalıyor. Çift dokundum bıraktım. Dolayısıyla transform pattern aracıyla bunu da seçip siliyorum. Tekrar preferences 2D pattern window altından sıradaki komutumuzun ne olduğuna bakalım. Sıradaki komutumuz pattern name. Bu da 2D alanındaki pattern'ların isimlerinin görünmesini sağlıyor. Bu seçeneği seçersem görmüş olduğunuz gibi bu pattern'ların isimlerini sahnede görebiliyorum. Bir diğer komutumuz baseline. Baseline de sahnedeki basit line'ların gözükmesini sağlıyor. Bir diğer komutumuz line length. Bu da boş alanda sağ tuş yapıp show line length komutuyla aynıdır. Preferences 2D pattern window komutunu verip line length diyorum ve line'ların uzunluğunu görebiliyorum. Evet buradaki bir diğer komutumuz seam line length. Bu da dikişlerimizin uzunluğunu veriyor. Seam line length komutunu verdiğimizde herhangi bir buradan edit pattern aracını alıp herhangi bir line'a dokunmama gerek yok aslında. Edit pattern aracını alınca görmüş olduğunuz gibi bütün line'ların ölçülerin uzunluklarını görebiliyorum. Aslında preferences 2D pattern window altındaki seam line length burada hangi menünün karşılığı? Bunu bakalım display ve saving ve buradaki görmüş olduğunuz gibi hangi komut seçilmiş? Show 2D saving length. Demek ki o komut şu seam line length komutu bakın onu seçince buradan bu komutu da seçmiş otomatik. Demek ki bu komutun karşılığı. O halde artık buna da ihtiyacımız yoksa Preferences, 2D Pattern Window ve buradan
Streamlining komutunda devre dışı bırakıyorum ve tekrar Transform Pairing aracını alıyorum. Preferences Theory Pairing Window komutunu aldım ve devam ediyorum. Buradaki bir diğer seçeneğimin Mesh olduğunu görüyorum. Eğer 2D alandaki patternlarımızı Mesh olarak görmek istiyorsak buradan Mesh komutunu verebiliriz. Bakın bu durumda buradaki patternlarımı Mesh olarak görüntülebiliyorum. Tekrar kapatıyorum. Buradaki bir diğer komutumuz Picking Point. Picking Point'in ne olduğunu söylemiştim. Örneğin şu tişörtün önünden şu tarafa dokundum. Bakın bu dokunduğum alanın burada nereye denk geldiğini Picking Point yardımıyla görebiliyorum. Tekrar devam edelim. Preferences, Tour Pattern Window ve böylece buradaki Preferences altında yer alan Tour Pattern Window Preparers penceresinin özelliklerini de hızlıca inceleyerek hangi komutun neye yaradığını öğrenmiş olduk. Artık böylece Preferences menümüzü de tamamladık. Bir diğer bölümde Setting menümüzden eğitimimize devam edeceğiz. O bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Programdaki bir diğer menümüz ise Preferences'tir. Preferences menüsü altında genel sahne komutları yer alır. Bu menüyü 1, 2 ve 3 olmak üzere bölümlere ayırarak inceleyeceğiz. Şimdi birinci grubun komutlarını inceleyelim. Birinci gruptaki ilk alt menü komutumuz Gizmo'dur. Gizmolar sahnedeki objeleri 3 ayrı lokasyona göre taşıma ya da döndürme işlemi yapmamızı sağlayan yardımcılardır. Gizmolar bu işlemleri 3D sahnesindeki 3 ekseni kullanarak yapar. Bu eksenler X, Y ve Z'dir. Ancak bu eksen işlemi de 3 ayrı lokasyonda gerçekleştirilir. Bunlar Screen Coordinate, Local Coordinate ve World Coordinate'dir. Hatırlarsanız Gizmo'yu eğitimin başında incelemiştik. Ancak burada tekrar ele alacağız. Çünkü Gizmo'nun programda kullanıldığı bir alan daha vardır ki bu da Avatar'ın kemik sistemidir. Ayrıca Gizmo program içerisinde çok önemli bir komut olduğu için burada genel bir tekrar yaparak Gizmo bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Şimdi buna örnek olması için çalışma klasörümüzdeki Avatar Gizmo adlı projemizi sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Daha sonra çalışma dosyaları içerisinden Avatar Gizmo klasörüne giriyorum ve buradan Avatar Gizmo'yu seçip aç komutuyla projeyi sahnemde açıyorum. Sahnemiz yüklendi. Gördüğünüz gibi sahnemizde basit bir mankenimiz var. Ancak şimdi bu mankenimizin eklemlerini kontrol edebilmemiz için öncelikle bunu X-Ray modunda görmemiz gerekiyor. Bunun için Display, Avatar, Show X-Ray Joints komutunu veriyorum. Bu durumda avatarımı X-Ray görüntüsüne sokmuş oluyorum. Artık buradan herhangi bir kemiği seçip gizmo ile burayı taşıyabilirim ya da döndürebilirim. Ancak size tavsiyem bu işlemi taşıma gizmosu yerine genellikle Rotate gizmosu ile yapın. Burada şimdi öncelikle gizmomuzun eksen koordinatını kontrol edelim. Bunun için Preferences ve Gizmo üzerine geliyorum. Ve buradan Screen Coordinate'in seçili olduğundan emin oluyorum. Daha sonra buradaki herhangi bir kemiğe tıklayarak kemiği hareket ettirmek istiyorum. Örneğin şu kemiğe tıklıyorum sol tuşum ile. Bakın görmüş olduğunuz gibi Screen Coordinate bizim sahneye bakış açımıza göre bize bir eksen koordinatı oluşturuyor. Yani biz nereye bakarsak ekseni buna göre ayarlıyor. Örneğin şu kemiğimizi kırmızı biliyorsunuz X ekseni. X eksenini de hareket ettirelim öne doğru ya da arkaya doğru. Ya da Y eksenini de hareket ettirelim. Görmüş olduğunuz gibi. Ya da yine yeşil eksende yani Y ekseninde hareket ettirelim. O halde dikkat ederseniz dediğim gibi Screen Coordinate biz mankenin ne tarafına bakarsak ekseni buna göre düzeltiyor. Bizim sahnedeki yani kameramızın sahnedeki avatara bakış açısına göre. Şimdi tekrar Ctrl Z yapalım ve en başa getirelim mankenimizi. Şimdi Gizmo altından sıradaki Coordinate seçeneğimize bakalım. Bunun için Preferences Gizmo ve sıradaki koordinat sistemimizin local coordinate olduğunu görüyorum. Şimdi bu komutu veriyorum. Daha sonra kemik üzerinden hareket ettirmek istediğim herhangi bir kemiğe tıklıyorum. Burada local coordinate'in screen ve world eksenlerinden farkı, normalde sahnede bir nesne oluşturduğumuzda bu nesne yatayda x, dikeyde y, derinlikte ise z eksenlerini kullanır ve bu eksenler grid'in kendi eksenleridir yani world coordinate'dir. Ancak sahnedeki avatarın örneğin bileğini ya da kolunu bu sahnedeki normal eksene göre ne yapabiliriz? Değiştiririz. Bu durumda bu kolun konumunu değiştirdiğimizde burada ortaya bir sorun çıkar World Coordinate'e göre. Çünkü World Coordinate'in ekseni nedir? Grid'in eksenidir. Yani grid'in ekseni nedir burada? Bakın şu düz çizgi X, şu derinlik çizgi Z, şu dikey çizgi ise nedir? Y eksenidir. Ancak biz kolu, şu an bakın bu kol da aynı eksenlerde duruyor. Fakat kolun eksenini bozalım. Örneğin omuz hizasına tıklıyorum. Bakın şöyle çeviriyorum. Tabii öncelikle Ctrl Z yapalım. Bunun için öncelikle
Etkiyi görmeniz için Preferences, Gizmo ve World Coordinate komutunu vererek bu sahnedeki eksen koordinatını grid'in eksen koordinatına getiriyorum. Çünkü World grid'inkini kullanıyor. Şimdi bakın seçtim. Bakın bu eksene şöyle baktığımda görmüş olduğunuz gibi benim az önce söylediğim bir şekilde bakın yatay çizgi X çünkü kırmızı X'i ifade eder demiştik. Bakın derinlik çizgisi şu arkaya doğru giden bakın arkaya giden Z. Bakın dikey çizgi göremediğimiz dikey çizgi var yeşil dik demiştim. Bakın o da burada Y ekseni. Bu buradaki grid'in kendi world coordinate ekseni. O halde ben bu eksen etrafında bu parçaları döndürebilirim. Örneğin kolu mesela Y'de şöyle yapıyorum. Rotate için Y'de içe doğru rotate ediyorum. Şöyle aşağı doğru da X'de hareket ettirebilirim. Okey. Ancak bakın şimdi ben bunun koordinatını bozacağım bu kolun. Bakın şöyle içe doğru ne yapmış oldum? Bakın eksenini bozdum kolun. Farkındaysanız. Bakın biraz daha bozacağım eksenini. Ne yapıyorum? Bakın şu bilek kemiğini seçtim. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Bakın çevirdim. Ne oldu? Kemiğin ekseni bozuldu. Bakın artık ben bu kolu kontrol edemiyorum. Neden? Çünkü şu an benim bu kemiğe dik bakması gerekiyor eksenlerin. Fakat neye göre bakıyor hala bu eksenler? World coordinate. Yani yatayda X, derinlikte Z ve dikeyde Y'ye göre. Bakın dik baktığımda, düz baktığımda dümdüz gözüküyor. Oysa kol böyle durmuyor sahnede. Bakın kol nasıl duruyor? Şöyle bir eksende duruyor. O halde artık benim burada bu seçmiş olduğum kemiğin eksenlerine göre bir eksen elde etmem gerekiyor. İşte local coordinate de bu işlemi yapıyor. Bakın şimdi preferences gizmo altından sahneyi local coordinate aldığımda gördünüz mü? Ne yaptı local coordinate? Seçmiş olduğum kemiği baz alarak artık yeni bir eksen belirledi. Bakın artık ben bu kolu burada dilediğim gibi ne yapabiliyorum? Görmüş olduğunuz gibi çevirebiliyorum. Çünkü tıkladığında kemiğin kendi eksenini baz alıyor koordinat olarak. Bakın tıkladım. Dikkat edin nereyi baz alıyor. Bu kemiğin uzanışı hangi yönde? Bakın şöyle uzanıyor kemiğim. Dolayısıyla bakın ne yaptı? Dümdüz. Yani bu kemiği takip ediyor. Aynı şey diğer eksenler için de geçerli. Bakın dikeyde, Y ekseninde, Z ekseninde, X ekseninde kolu artık lokalde hareket ettirebiliyorum. O halde şimdi sahnemi Ctrl Z yapalım. Kemiği seçtim. Bakın sahnemi World'a alacağım. Preferences, Gizmo, World. Bakın World ne yaptı? Ekseni değiştirdi. Artık bu, bakın şuradaki kırmızı X ekseni kemiği takip etmiyor. Nereyi takip ediyor? Grid'in merkezini takip ediyor. Bakın grid'in ortadaki yatay çizgisini. Eminim şimdi daha iyi anladınız. Dediğim gibi o halde local ile screen ve world arasındaki fark şu. Local seçmiş olduğumuz kemiğin eksenini X, Y, Z'ye göre baz alıyor. Onu eksen olarak kendisini kabul ediyor. Ancak screen sahneye bakış açımıza göre bir eksen kabul ediyor. Local kemiğin kendi parçanın seçilen parçanın kendi eksenlerini kabul ediyor eksen olarak. World ise yerdeki grid'in eksenini eksen olarak kabul ediyor. Dolayısıyla zaten local yerel demek. Bu işlemleri buradaki eksenleri kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi Ctrl Z yaparak işlemi en başa getiriyorum. Yani avatarımı ilk haline alıyorum. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Bakıyorum evet avatarımı en başa getirmiş oldum. Dolayısıyla preferences altındaki son komutumuz da world coordinate. Ancak world coordinate'in de az önce ne yaradığını size söylemiş oldum. Bu coordinate, bu eksende buradaki grid'in eksenlerini baz alarak nesneleri taşımaya da döndürme yapmamızı sağlıyor. Şimdi tekrar buradaki avatar üzerinde dilerseniz küçük bir uygulama yapalım. Çünkü ben sizin sahnedeki joint, karakterler üzerindeki joint, kemik eklemleri üzerinde hakimiyet kazanmanızı, buradaki joint ile oyuncak gibi oynamanızı istiyorum açıkçası. Bu arada bir hakimiyet kazanmanızı istiyorum. Dolayısıyla şimdi burada örnek için bu avatarımızı koşuyormuş gibi bir görüntüye getirelim. Bunun için ne yapıyorum? Şu kemiği seçiyorum. Bakın ilk şuradaki kemiğini seçiyorum. Bakın şöyle kaldırdım biraz bacağını. Biraz kaldırıyorum. Şurada ikinci kemiğe tıkladım. Şu şekilde öne doğru büktüm. Şimdi diğer kemiğini seçiyorum. Bakın bunu da şöyle kaldırıyorum. Şimdi burayı havada yapalım. Diğer tarafı öne doğru getirelim o halde. Şunu ikinci kemiğe tıkladım. Bakın şöyle çevirdim. Okey. Şimdi şu kemiğe tekrar tıklıyorum. Bunu biraz ne yapacağım? Bir kez daha tıklıyorum açılmadıysa. Şöyle taşıyorum. Okey. Şimdi şu kemiğe tıklıyorum. Bakın kemiği aşağı indireceğim. Ancak buradaki kemiğin ekseni ile grid'in Y ekseni birbirini tutmuyor. Ne yapıyorum? Preferences, Gizmo, Local.
Bakın ne yaptım şu durumda? Artık seçmiş olduğum kemiğin eksenini baz almış oldum. Şunu seçebiliriz. Bu durumda bakın dimdik oldu. Şunu seçebiliriz. Bu durumda bakın şöyle topu aşağı doğru indiriyorum. Tekrar Preferences Gizmo World. Bunu sahnedeki duruma göre hangisi size en olağan geliyorsa, mantıklı geliyorsa onu kullanarak yapabilirsiniz. Bakın şu topu biraz havaya kaldırıyorum. Ayağını yeni koymuş gibi. Okey. Şimdi şu bacağı seçip biraz içeri alacağım. Buradan tabii ki Rotate Gizmos'unu kullanıyorum. Z eksenine. Şimdi şu kolu seçiyorum. Şuradaki kemiğe tıklayarak. Daha sonra bunu Z'de içeri doğru büküyorum. Bakın bu ayak öndeyse bu kol ne olması lazım? Geride olması lazım. Bakın kolu geriye çektim. Ve şu ikinci kemiği seçip şöyle aldım. Tamam. Bu kolu şu omuz hizasından seçip biraz daha belki arkaya doğru alabiliriz. Diğer kola geldik. Onu da şuradaki kemikten seçtim. Z ekseninde içeri doğru aldım. Bu ayak arkadaşlar bu kolun da önde olması gerekiyor. Kolu öne getiriyorum. Daha sonra şu kemiği seçiyorum. Bakın şuradan da X ekseninde kolu şu şekilde yapıyorum. Yukarı doğru kaldırıyorum. Belki kemiği seçip bunu biraz Y ekseninde dışarı doğru açabiliriz. Bilekleri içeri bükelim biraz. Dolayısıyla şu bilek kemiğini seçiyorum. Daha sonra yine Y ekseninde içeri doğru büküyorum. Şu bileği yine bunu da şu kemikten seçip bakın bunu da Z ekseninde içeri doğru büküyorum. Evet, böylece avatarımız koşuyormuş gibi bir görüntüye sahip oldu. Şimdi X-Ray'den çıkalım. Bunun için Display Avatar ve buradan Show X-Ray Joint komutunu veriyorum. Ve bunu devre dışı bırakıyorum. Evet, böylece sahnedeki avatarımızı Preferences Gizmo altındaki eksen koordinatlarını kullanarak ne yapmış olduk? Koşuyormuş gibi bir kemik hareketi vermiş olduk. Şunu bir çok aşağı indirmişiz topu. Dolayısıyla şuradaki kemiği seçip biraz yukarı taşıyabiliriz. Okey, böylece bu komutumuzu da Preferences altındaki Gizmo komutumuzu da böylece görmüş olduk. Preferences menümüzün ikinci grubunda sadece Simulation Preparer komutunun özelliklerini inceleyeceğiz. En başta da belirttiğimiz gibi Marvelous içerisinde simülasyon işlemleriyle kumaşlarımıza gerçek bir görüntü kazandırmaya çalışırız. Ancak bir simülasyonun oluşabilmesi için belli başlı kurallar vardır. Şimdi bu kuralları öğrenelim. Simülasyon kurallarının ilki Particle Distance değeridir. Particle Distance'ı Türkçe'ye çevirecek olursak partikül mesafesi anlamına gelir. Yani mesh ağı üzerindeki üçgenlerin birbirine yakınlık mesafesi de diyebiliriz buna. Buna göre bir kumaşın oluşabilmesi için öncelikle pattern yüzeyinde yeterli düzeyde mesh ağı olmalıdır. Aksi halde pattern esneyemez. Bu mesh ağının üçgenler değerine particle distance denilir. Marvelous'ta varsayılan particle distance değeri 20'dir. Bir pattern'ın particle distance değeri düşürüldüğünde, örneğin XX adlı üçgeni yeni alt üçgenlere bölünerek çoğaltmış oluruz. Bunun için şekildeki resmi inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir pattern'ımız var. Ve pattern'ımızın Simulation Property altından Particle Distance değerine baktığımızda 20 olduğunu görüyoruz değerimizin. Ve ismi de XX adlı herhangi bir pattern. Şimdi aynı pattern'ın Particle Distance değerini düşürdüğümüzde yani 10 yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi az önceki üçgenlerimiz, büyük üçgenlerimiz bölünerek yeni alt üçgenlere doğru ne olmuş? Çoğalmış. O halde biz Particle Distance değerini düşürdükçe üçgenler çoğaldığı için ve bu pattern daha fazla hareket etme kabiliyeti kazandığı için burada daha kaliteli bir simülasyon elde edeceğiz. Özet ile bir kumaşı kaliteli bir şekilde simüle etmek istiyorsak öncelikle particle distance değeri yeterli düzeyde olmalıdır. Burada simülasyon kurallarımızdan bir diğeri ise self collision'dır. Self collision kuralı bir pattern'ı simüle ettiğimizde pattern'ın parçalarının birbirleriyle teması halinde bu durumda birbirlerini itmelerini sağlamaya yarıyor. Aksi halde kumaş parçaları birbirinin içine girecekti. Bu ise beklenen bir görüntü değildir. Örnek için şekildeki görsele bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi self collision değeri altındaki seçeneklerimizin ikisi de devre dışı. Dolayısıyla ne olmuş? Görmüş olduğunuz gibi aynı kumaşın tabii aynı parçalarından bahsediyoruz. Bu kumaşın alt kısmını yukarı doğru çekip bıraktığımızda ne olmuş? Kumaşımızın burada bir collision yani çarpışma gerçekleşmemiş ve kumaşımızın üstünden dışarı doğru çıkmış. Bu
normal hayatta, gerçek hayatta beklenen bir görüntü değildir. İkinci görselimizi incelediğimizde aslında bakın self-collision detection altında iki seçeneğin de devrede olduğunu görüyoruz. Ve artık görmüş olduğunuz gibi kumaşımız diğer kumaş ile çarpıştığında birbirlerini itmişler. Yani birbirlerinin içine girmemişler. O halde self-collision komutumuz da bu işe yarıyor. Özet ile bir simülasyonda kumaş parçaları birbirinin içine girmemelidir. İşte bu özelliği kumaşa programda temin eden şey ise self-collision'dır. Düzgün bir simülasyon için gerekli bir şey de gravity yani yer çekimidir. Doğada bir nesneyi boşluğa bıraktığımızda nesne aşağı doğru hareket eder. Çünkü doğada yer çekimi kanunu vardır. Dolayısıyla programda da bir kumaşı boşluğa bıraktığımızda kumaşımız aşağı doğru hareket etmelidir. İşte programda bunu temin eden özellik de dediğimiz gibi gravity'dir. Bir simülasyonda yine olması gereken özelliklerden bir tanesi CG iteration count'tur. Bir simülasyonda önemli olan kurallardan biri de dediğim gibi CG iteration count değeridir. Bu değer simülasyondaki parçaların conjugate gradient method tekniğine göre hangi kalitede yorumlanacağını belirler. Buna göre yüksek CG değerleri kumaşın kalitesini artırıcı bir etken olacaktır. Artık burada verdiğimiz bilgiler ışığında bir sonraki bölümde simulation properties penceresini inceleyebiliriz. Eğitimimizin bu bölümünde simulation properties özelliklerini inceleyeceğiz. Preferences altından simulation properties komutunu verdiğimizde bu özellikler programımızın sağ tarafındaki property editor alanında açılır. Komutu verdiğimde görmüş olduğunuz gibi property editor alanında bu ayarlara erişebiliyorum. Dilersen buradaki taşıma simgesine tıklayarak, mouse'un sol tuşuna basılı tutarak burayı genişletebilirim. Şimdi buradaki ilk komutumuza bakalım. Buradaki ilk komutumuz simulation properties'dir. Ve bunun karşısında görmüş olduğunuz gibi iki seçeneğimiz var. Buradaki bir diğer komutum open ve bir diğeri save'dir. Öncelikle save komutundan bahsedelim. Daha sonra open komutumuz bir anlam kazansın. Buradaki save komutumuz şu an bu simülasyon ile ilgili herhangi bir ayar yapmışsak buradaki bütün ayarları bilgisayarımızda herhangi bir yere kaydetmeyi sağlıyor. Buna göre burada herhangi bir ayar yapmışsak buradan save disket simgesine tıklayıp save komutuyla kaydetmemiz gerekiyor. Bakın bu durumda program bu ayarı nereye kaydetmek istiyor? Tıpkı preferences altından simulation quality kısmına geldiğimizde iki şey açılıyordu seçenek preset. Bunun biri normal biri de complete'ti. O halde bizim burada yapacağımız preset'i de yine buraya örneğin xxx adında kaydedip daha sonra preferences simulation quality ve buradan aynı xx ismiyle kaydettiğimiz ya da dd ismiyle kaydettiğimiz preset'e erişebileceğiz. O halde buradaki tekrar açıyorum. Save komutumuz buradaki preset'i hazırlamış olduğumuz preset'i kaydetmeye yarıyor. O halde buradaki open komutumuzda kaydedilmiş preset'i tekrar sahnede açmamıza buradaki simülasyon için bu ayarların etkin olmasını sağlıyor. Evet devam edelim. Bunun hemen altında bir preset seçeneğimiz var. Preset'ten de tırnağa tıklayarak aynı şekilde complete, normal ya da biz bir şey kaydettiksek onu da bu listeden seçip sahnedeki simülasyonda bu ayarın etkin olmasını sağlayabiliriz. Hemen ondan sonraki komutumuz number of simulation'dır. Şu an burada 1 yazıyor. Number of simulation komutu aşağıda yapılmış belli simülasyon kurallarının sahnedeki garment'a kaç kere uygulanacağını, simülasyon sırasında kaç kere uygulanacağını belirler. Dediğim gibi burası şu an 1 değerinde. Bu da tek bir geçiş anlamına geliyor. Neticesinde sahnedeki simülasyon hızlı olacak ancak kumaşımızın kalitesi düşük olacak. Bu değeri artırdıkça kumaşımızın kalitesi simülasyonun değeri arttığı için kumaşımızın kalitesi de artacak ancak simülasyonumuzun süresi uzayacak. Bu durumda çünkü kalite artarsa bilgisayarımızın kaynaklarını programımız daha yoğun bir şekilde kullanacak. Buradaki bir diğer komutumuz ise CG iteration count değeridir. Bu değerde simülasyonun kalitesini artıran ya da azaltan bir seçenektir. Buna göre conjugate gradient method'un kumaşa tekrarlanma sayısını buradan ayarlayabiliyoruz. Buradaki bir diğer komutumuz ise self-collision iteration count değeridir. Self-collision'ın ne olduğunu az önceki eğitimde, bir önceki eğitimde anlatmıştım. Dolayısıyla self-collision iteration değeri kumaşların birbirlerini etkileyeceği kaliteyi ayarlar. Buradaki değerler yükseldikçe kalite de artar. Yani kumaş parçaları çarpışırsa birbirlerinden daha gerçekçi etkilenir. Buradaki bir diğer seçeneğimiz air damping'tir. Air damping simülasyon esnasında atmosferdeki o anki nem durumunu ifade ediyor. Buradaki bir diğer seçeneğimiz gravity yani yer çekimidir. Gravity değeri simülasyonun yer çekiminden etkileneceği değeri ifade eder dediğimiz gibi. Bu değeri düşürdükçe yer çekimi şiddeti de azalacak. Şu an burada -9800 değeri var. Bu şu an gerçek dünyadaki yer çekimi şiddetidir. Ancak bu değeri 0 yaparsanız siz buradan 3D Garment altından simulate komutunu verseniz bile eğer sizin
pattern'ınız havada ise siz simulation komutunu verdiğinizde pattern'ınız havada simüle edilecektir. Yere düşmeyecek. Çünkü yer çekimini kapatmış oluyorsunuz sıfır değerini vererek. Tekrar preferences simulation property komutunu vererek burayı tekrar açıyorum. Buradaki bir değer seçeneğimiz ground'dur. Yani buradaki ground buradaki zemini ifade ediyor. Buna göre sahnede kumaş ile etkileşecek hiçbir avatar ya da obje yoksa bu durumda kumaş zemin ile etkileşir. Yani buradaki collision seçeneğini kaldırarak zeminin çarpışma özelliğinde yok saymış olursunuz. Dolayısıyla bunu da bu şekilde ifade edelim. Kapatıyorum tekrar. Buradaki bir değer seçeneğim avatar cloth collision detection. Bu komut altındaki seçenekler ile avatar ve kumaş arasında çarpışma etkileşimini başlatmış oluruz. Burada iki yöntem mevcut. Bunlar triangle'lardan vertex'e ve vertex'lerden triangle'lara'dır. Burada yöntem olarak ne seçilmiş olursa olsun bu seçenekleri kaldırırsak kumaşımız artık avatarımızla etkileşime girmeyecek. Nereye düşecek? Yere düşecek ve yerde ground'dan bu seçeneği, collision seçeneği, gerçek buradaki grid'in, daha doğrusu buradaki zeminin çarpışma özelliği aktif olduğu için biz burada avatarın çarpışma özelliğini kapatırsak kumaşımız avatarın içinden geçip yerle etkileşime girecek, yer ile çarpışacaktır. Dolayısıyla buradaki avatar cloth collision detection'da bu yöntemi, bu özelliği temin ediyor. Buradaki bir diğer özelliğimiz self collision detection. Self collision detection komutu altındaki seçenekler bir X kumaşının parçalarının simülasyon esnasında birbirleriyle çarpıştığında bundan etkilenmelerini sağlıyor. Buradaki ayarlara dokunmamız gerekmiyor. Ancak self collision detection altındaki seçenekleri kaldırırsak kumaşın kendi parçaları birbirleriyle çarpışmayacak ve iç içe girebilecekler. Bu durum real bir görüntü oluşturmayacak. Dolayısıyla buradaki self collision detection seçeneklerini kaldırmamalıyız ki kumaş parçaları birbirleriyle çarpıştığında birbirlerinden etkilensinler. Burayı da kapatıyorum. Yine buradaki bir diğer seçeneğimiz proximity detection. Proximity detection seçeneği ise bir pattern'ı meydana getiren vertexler, triangle'lar ve edge'lerin simülasyon esnasında birbirlerini etkilemelerini sağlıyor. Çünkü simülasyonda triangle'lar yani üçgenler, vertexler ve edge'ler bu simülasyon esnasında birbirlerini etkileyerek sahnedeki pattern'ın gerçek hayattaki gibi bir cisim almasını, şekil almasını sağlar. Evet, böylece Marvelous'un en önemli motoru olan simülasyon işlemindeki önemli bilgileri de öğrenmiş ve simülasyon properties penceresini de tüm detaylarıyla incelemiş olduk. Bir diğer bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Birinci grubun komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için Preferences menüsüne tıklıyorum ve sıradaki komutun 3D Grid Brightness olduğunu görüyorum. Bu aracımız sahnedeki gridin rengini koyulaştırma ya da açma işlemlerini gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bunun için üzerine bir kez tıklayarak 3D Grid Brightness penceremizi açalım. Burada görmüş olduğunuz gibi iki seçeneğimiz var. Buradaki Axis, burada var olan gridin dikey ve yatay kalın çizgilerini ifade ediyor. Dolayısıyla buradaki Brightness değerini değiştirerek Axis'in eksenin rengini koyulaştırabilir ya da açabilirsiniz. Bir diğer ise Grid Lines. Bu da Axis dikey ve yatay çizgilerinin dışında kalan minor çizgilerin rengini ifade ediyor. Dolayısıyla bunların da rengini koyulaştırıp açabiliyorsunuz. Yine burada reset var. Reset yaparsanız program varsayılan ayarına dönecek. Son olarak cancel diyerek işlemi devre dışı bırakalım. Sıradaki komutumuza bakalım. Bunun için preferences menüsüne tıklıyorum ve sıradaki komutun snap to pattern olduğunu görüyorum. Snap to pattern seçeneği sahnede var olan herhangi bir pattern üzerinde internal line ile çizim yaparken internal line'ın vertex'inin pattern'ın vertex'ini yakalamasını sağlıyor. Böylece daha rahat çizimler gerçekleştiriyoruz. Bunun için öncelikle snap to pattern komutunu veriyorum. Ve böylece pattern'lara snap edilmesini istiyorum programdaki line'ların. Daha sonra 2D toolbar'a geçiyorum ve buradan örnek için rectangle aracını alıp şöyle bir rectangle, ortalama bir rectangle oluşturuyorum. Transform pattern ile taşıyabiliriz. Şimdi bunun üzerinde şu köşeden şu köşeye bir çizgi çekmek istediğimizi düşünelim. Bunun için yine 2D toolbar'dan internal polygon line komutunu veriyorum. Bakın üzerine geldiğimde şu vertex'in farkındaysanız vertex alttaki pattern'ın vertex'ini otomatik yakalıyor. Yakalayınca bir kez dokunarak vertex'imi koyuyorum. Şimdi diğer köşeye geldim. Bakın vertex ile üzerine geldiğimde benim internal line'ımın vertex'e pattern'ın vertex'ini yakalıyor. Çift tıklayarak çizgimi buraya koymuş oluyorum. Eğer ben preferences altından snap to pattern komutunu devre dışı bırakırsam benim internal line'ımın vertex'i pattern'ın vertex'lerini artık yakalayamayacak. Dolayısıyla bu komutu da sahnede ihtiyacı göre kullanabiliriz. Tekrar transform pattern aracıyla tümünü seçtim. Delete ile sildim. Şimdi sıradaki komutumuza bakalım. Bunun için yine preferences ve sıradaki komutun snap to grid olduğunu görüyorum. Snap to grid seçeneği ise pattern'larla çizim yaparken pattern vertex'lerinin grid çizgilerini yakalamasını sağlıyor.
Örnek için yine buradan Snap'te grid komutunu veriyorum. Bakın bu durumda sahnede 2D alandaki gridlerin rengi ne oldu? Koyulaştı. Şimdi 2D toolbar'dan yine örneğin poligon aracını aldım. Bakın yaklaşıyorum sahneye. Görmüş olduğunuz gibi buradaki 2D grid'in vertex noktalarını benim poligon aracım yakalıyor. Eğer bu sahnede bu komut preferences ve buradan snap to grid seçeneği aktif değilse ne olacak? Buradaki poligonun vertexleri buradaki grid'in vertexlerini yakalayamayacak. Son olarak işlemi bitirelim. Şimdi tekrar transform parent aracıyla seçip siliyorum. Tekrar bunu devre dışı bırakmak için ne yapıyoruz? Tabii ki preferences snap to grid komutunu tekrar vererek snap'lerin gridlere snap edilmemesini sağlıyorum buradaki çizimlerin. Sıradaki komutumuza bakalım. Bunun için preferences komutunu veriyorum. Menüsüne geliyorum. Sıradaki komutumuzun ise simulation quality olduğunu görüyorum. Bildiğiniz üzere Marvelous içerisinde simulation ve animation işlemleri yapılmaktadır. Fakat bu işlemler bilgisayar işlemcisine büyük bir yük bindirir. Dolayısıyla bu yükü hafifletmek için simülasyon kalitesini düşürebiliriz. Marvelous bize bu konuda iki simülasyon kalitesi sunuyor. Bunlar normal ve complete. Normal kalitede simülasyon ayarları düşüktür. Yani simülasyon hızlı gerçekleşir ancak kumaşın kalitesi düşüktür. Pattern üzerinde kırıklı yapılar görülebilir. Diğer bir seçeneğimiz ise complete. Şu an zaten varsayılan da complete'tir. Complete yani tam simülasyon seçeneğinin ayarları ise yüksektir. Yani simülasyonun sahnedeki hızı daha yavaştır ancak pattern daha kaliteli ve temiz görünür. Burada elbette ki simülasyon kalitesi olarak genelde complete'i seçmemiz yararımız olacaktır. Ancak bazı durumlarda sadece test için sahneyi simüle etmemiz gerekiyorsa bu durumda normal kalitesinde seçerek burada hızlıca bir simülasyon işlemi yapabiliriz. Böylece preferences altındaki birinci grubun menülerini tamamlamış olduk. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.